Burcu, bu hafta neler yaşayacak? Haftalık burcumuza başlıyoruz tekrar. Bu hafta acayip derecede yaşadığı karmaşık döngüler onu çok yordu. Biraz dinlenme ruhuna girmek istiyor ama yoğun bir tempo haftası olduğu için Koç burçlar için ve yeni ayda biraz dengelerini yıpratabilir, duygusal enerjiler ön planda olabilir. O yüzden kafa karışıklığı yaşıyor Koçlar bu hafta. Ama en büyük sorunları da aileyle ilgili yaşadıkları, ilişkiyle ilgili yaşadıkları duygusal travmaları iyileştirme, rahata erme dönemi olacak Koçlar için. Ama biraz dinlenin, biraz iş, biraz şöyle derken biraz psikolojik yorgunluk diyorum Koçlar için. İyileşme haftası, yenilenme haftası. Yeni ay onlar için güzel ve hani duygusal biraz gerilik dönemi olabilir ama iyi bir döneme giriş yapacaklar. Boğa burçları, anam boğalar bu hafta koşturdu, bütün işleri hallettim, ettim, eyledim derken yine karmaşık dosyalar, evraklar, devlet işleriyle uğraşıyor boğa burçları bu hafta ve yeni mekan, yeni bir oluşum sürecine girecek boğa burçları. Özel hayatlarıyla ilgili de evet bir hedeflediği bir nokta var. Bu ilişkiye kafayı taktı ama yine keyfinin tadını da çıkartıyor. Hem kafasında düşündüğü insan hem de renkli bir hayata akış evresinde. Son zamanlarda ayak bileklerinde hassasiyet ve ya da kol bileklerinde hassasiyet dönemi boğalarda ama iyi bir hafta. Evet bunlarda da duygusal kararsızlıklar var çünkü günübirlik ilişkiler ve kafasında takıldığı insanlar olduğu için biraz zor bir hafta ama yoğun bir tempo, keyifli bir haftanın hem zor hem keyifli bir hafta. İkizler aman Allah'ım uyku, dengesizlik ve uyuma ruhuna adapte oldu ikizler ve devletle ilgili mahkeme ya da çocuklarıyla ilgili yaşadığı bazı karmaşıklıklar onları yıpratmış noktada ve ailede huzursuzluk ve düzen toparlama evresi yaşayacaklar bu hafta. Özellikle cumartesiden sonra biraz daha derin nefes alma, ufak çocuklarıyla ilgili bir tatil planı gerçekleştirecek ikizler burcu. Yani bu hafta hem yorucu hem keyifli hem karmaşık bir hafta. Hatta onların bu haftadan sonraki dönemde de bir ev değişikliği gündeme gelebilir. Hayırlı olacak. Yengeç burçları inanılmaz derecede bu ara seyahat, yurt dışı, o bu derken gerçekten bu haftanın onlar için planlı programlı haftaları, gidecekleri biletler, gidecekleri uçaklar, her şey hazır ama hep erteleme dönemi geride kalıyor. İyileşme, yenilik ve yeni bir başlangıç evresi olacak yengeçler için. Aşkla birlikte gidecekleri seyahat tatili var. O yüzden bu hafta onlar için, yeni ayda onlar için güzel seyahatler ve işleriyle ilgili de yurt dışından bekledikleri temiz bir haber yakın dönemde evrağı aydınlanmış olacak. Aslanlar karmaşık hafta, o kadar karmaşık bir dengesi yok, psikolojisi bozuldu, depresyona girdi, yeni yeni kendine gelmeye başladı. İlişkisiyle ilgili problem yok Aslan burcunun. İş ve parayla ilgili tedirginlik yaşadığı bir hafta ve dostlarıyla ilgili biraz sınav haftası yaşadı aslanlar. Biraz dengeleri yıprandı ama tekrar toparlanmaya başladılar. Hatta onların da bakanlıkta ya da devletle ilgili çözmesi istedikleri imzalar bugün yarın kapılarındalar. Çok büyük bir ihale sevinci yaşayacak aslanlar. O yüzden onlar da bu yıl paranın bu haftada yeni ay onlara bereket, bolluk, huzur hem de aşkla ilgili yeni eve geçme planları içerisine girecekler. Yalnız ilişkisindeki aileden korkuları varsa korkmasına gerek yok. Aile bir bütün şekilde kabul etti diyorum. Başak burçları. Evet bu hafta başaklarda olgun insanlarda mezar alacağım, ev alacağım, hem gelecek yatırım hem mezar yatırımı kafasına girdiler. Mezarlarını almayı planladı başak burçları çünkü ölümlü dünya olduğuna karar verdiler. Hayat hep ölümlüydü ama onlar yeni yeni fark ettiler. O yüzden toprak yatırımı yaptılar. Hem mezarını aldılar hem toprak yatırımı yaptılar. Onlarda da mide ve göğüs ağrıları, kafes tıkanmaları tarzı bir söz konusu oldu. Başaklarda da yeni ortaklığa imza dönemi, hayırlı bir dönem yaşanacak. Onların kafes ağrıları, kafes sıkıntıları olduğu için çok duygusallar. Aşk konusunda son 2 yıldır şanssızlar ama bu yılın Nisan ayı onlar için çok verimli ve aydınlık olacak. Terazi burcu, dengelerin hat safhada sakin konuşmama, sessizlik içerisinde geçireceği bir hafta. İlişkisini kenara attı, sadece iş formatlı. İşini bu hafta bitirdikten sonra sevgilisine söz, yüzük, alyans, evlilik çıkma teklif edeceği. Terazilerinde bu ara ailesinde hasta ve sıkıntılı bir hasta olabilir. O yüzden anne baba gerginlikleri ya da kardeş gerginlikleri kenara bırakılacak. Dostlar arasında yaşanan bazı karışıklıklarda iyileşme ama onlar için bu hafta hastane hasta haftasıydı. Karmaşık hasta haftasıydı. Yavaş yavaş iyileşme diyor. Akrepler öldüm uyandım dediği bir hafta atlattılar. Yani depresyon halleri dip tabandaydı. Ama bu hafta duygusal çatışmalar, kendi
kendi içinde kararsızlıkları, hem işine hem yaşadığı dengede bazı mutsuzluklar yaşandı. Bir hafta daha böyle devam edecek, bir haftadan sonra özel hayatında karar dönemi, işinde başarı ve kariyerle ilgili de yeni yaratmak istediği sanat başarı ya da güzel sanatlara yatkın noktanın büyük bir aydınlanması var. Bu büyük bir ferahlığa erişecek gözüküyor. Evet, yaylar için en güzel şey, bu hafta güzel şeyler başardılar. O kadar güzel şey başardılar ki ev, para, yani ne istiyorlarsa bu hafta onların sistemini oturttular ve yaylarda şu özellik oldu, göz problemi yaşandı ciddi anlamda ve işle ilgili büyük bir basamak değişikliği ve hayırlı bir değişiklik söz konusu oldu. O yüzden yaylar için aşk var ama iş konusu bunlar için tavana. Oğlaklar, depresyon, mutsuzluk, yerde uyku yatma, devamlı battaniye yüzünün üstüne kapatıp uyuma modunda oldukları için oğlaklar bu ara ona dokunsan ağlayacak dönemde oğlaklar. Oğlakların da özellikle cumartesiden sonra renkli bir hayatı, keyifli bir düzeni, hatta bir araç niyetleri ya da bir ev değiştirmek gibi niyetleri var. Bu hafta sonuna kadar bunu da çözmüş olacak. Oğlaklarda da bel boyun ve biraz depresyon halleri olabilir. Ufak bir yoga meditasyon bu oğlaklar için güzel olacağını diyorum. Kova burçları, inanılmaz bir zor bir hafta. Yani şöyle söyleyeyim, grip, nezle, bel ağrısı, bel uykusuzluğu, işe gidiyor uyku halleri, uyku apnesi. Şu ara kova burçlarında sağlıkla ilgili ufak tefek sıkıntılar ön planda olduğu için işe konsantre olamadılar. Biraz dağınık ve yeni anlaşmalar ve büyük bekledikleri olayları erteleme haftasına girdiler. Çünkü onlar bu ara sağlık konusunda çok yoruldukları için işi böyle ki, özel hayatlarıyla ilgili de bu dönem beğendiği ya da hoşlandığı bir insana adım atacak ve bu onun için hayırlı olacak diyorum kova burçları için. Kovalarda da bu dönem aileyi mutlu etme ya da çocuklarla ilgili sevinecekleri hayırlı bir süreç var. Sürpriz Şubat'ta, yani bu hafta yurt dışı planı yaptılar. Kovaların bu hafta ailesiyle ilgili yaptığı plan yurt dışı ya da şehir dışı ya da Uludağ kayak keyfi gerçekleşmiş olacak. Balıklar, aman onlar bu hafta gittiler zaten. Çoluk çocuk ailece kayak moduna girdiler. Yurt dışı ya da şehir dışında kayaklarını yapacaklar. Ve mutlu bir hafta, güzel bir sözlü anlaşma yaptılar. Ve televizyon ya da basınla ilgili bekledikleri yeni oluşum ve devletle ilgili bekledikleri büyük anlaşmaları imza attılar. Balıklar için de inanılmaz bir hafta. Tatil haftası geldikten sonra yoğun iş temposu olacak. Ve balıkların da bu ara yanakta ya da dilde bir rahatsızlık ya da ağız altlarında ilgili bir sıkıntısı olabilir. Dikkat edilmesi lazım. Ama o bir aile ziyareti yapma planında, ailesini ziyaret edip geldikten sonra daha huzuru yakalayacak. O yüzden balıklar için iş, aile, seyahat derken güzel bir haftayı gerçekleştirmiş olacak balık burçlarımızda.